Akciğer dışı verem videosunun ikinci bölümü için tekrar buradayız. Bu konuda iki video yapmamızın sebebi, daha önce de belirttiğim gibi, veremin tüm dünyayı etkileyen bir mikrop olması. İkinci bölümde, kemik, mide bağırsak yolu, merkezi sinir sistemi ve kalbi etkileyen verem enfeksiyonundan bahsedeceğiz. Kalbi etkileyen enfeksiyona, kalp zarı iltihabı da deniyor. En çok etkilenen kemik, omurgadır. Garip, çünkü diğer kemik iltihaplarıyla kıyaslandığında, mesela stefilokok bakterisinin sebep olduğu akut hemotojen kemik iltihabı, omurga, çok da yaygın değil. İltihap oluyor ama hiç yaygın değil. Kemik iltihaplanmaları genelde ağırlık taşıyan bölgelerde olur. Çünkü günlük hayatta çok yük taşırlar. Fakat stefilokokla birlikte yük taşıyan bu eklemler genelde kalça ve daha aşağı kısımlar. Yani omurga pek işin içinde değildir. Ama verem söz konusu olduğunda omurga etkilenen bölgeler arasındadır. Niye olduğu konusunda da tam emin değilim. Sırt ağrısı çok yaygın bir şikayet. Bence pratisyen hekimlere gelen şikayetlerin yüzde kırkı sırt ağrısı ile ilgili. Omurgada olan korkutucu veremi, mesela kas gerginliğinde olandan nasıl ayırt ederiz peki? Bu çok önemli bir nokta. Fiziksel muayene burada bize yardımcı olabilir. Çünkü omurga iltihaplarında hastanın sırtına ve omurgasına bastırırsanız, inanılmaz bir hassaslık ve acıyla karşılaşırsınız. Bu da verem içeren bir kemik iltihabına işaret ediyor olabilir. Kemiklerde veremle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başka kemiklerde de verem görülebilir ama omurga özellikle önemli. Omurgadaki veremle ilgili kullanılan özel bir isim var. POT hastalığı. Bundan ileride bahsedeceğim. Pot hastalığı, omurga kolonundaki verem anlamına geliyor. Röntgende birbirine bitişik, iltihaptan dolayı aşınmış iki omur görünür. Bahsetmek istediğim diğer bir verem biçimi, merkezi sinir sistemini etkileyen verem. Bu bahsettiğimiz diğer çeşitlerden çok daha az görülüyor. İltihapların belki de yüzde beşini oluşturduğu tahmin ediliyor. Ama Merkezi sinir sistemi işin içinde olduğu için durum çok ciddi olabiliyor ve uzun dönem sonuçlarına yol açabiliyor. Mesela ciddi hastalık durumu veya ölüm. Yani daha az görülse de çok önemli. Diğer düzenli bakterilere mesela pneumokok veya meningokoka kıyasla merkezi sinir sisteminde görülen verem akut ve kronik arasıdır. Yani semptomlar birkaç günlük değil, birkaç haftalık veya daha uzundur. İlk başta semptomlar belli olmayan bir alana ait olabilir. Yani belirli bir enfeksiyonun işaretçisi olmayabilirler. Mesela hastada birkaç haftalık bir baş ağrısı veya hafif zihinsel değişiklik, karmaşıklık görülebilir. Bunlar da belirli bir şeye ait olmayan semptomlarla görülür. Mesela ateş, iştah kaybı ve halsizlik. Akciğer veremini anlatırken bahsettiğimiz semptomlar gibi. Ama eğer hastayı gizlice takip eden bir problem olarak tanımlanmazsa ve ilerlemeye devam ederse hastada bilincin aşamalı olarak düşmesi görülebilir. Bazı hastalar çok ileri düzey hastalığa yakalanır ve komaya girerler. Tahmin edebileceğiniz gibi bunu erkenden fark etmek geç fark etmekten daha önemlidir. Merkezi sinir sisteminde oluşan ve belirli semptomlar içermeyen verem erken tedavi edilirse hastaların durumu genelde iyiye gider. Fakat hasta komaya girene kadar tedavi başlamazsa durum genelde kötüye gider. Merkezi sinir sistemi bölgesinden bahsediyoruz. Menenjit'ten bahsetmiştik. Merkezi sinir sisteminde görülen temel şey menenjit. Beynin tabanında oluşan iltihabı yeşille çizmiştim. Bu iyi bir çizim olmuş çünkü verem genelde beynin taban kısmındadır. Bu problemi veremle ilişkilendirmede önemli bir aşama. Aynı zamanda beynin taban kısmında iltihap tepkisi oluşuyor ve bu tepki beynin tabanından çıkan kafatası sinirlerini yakalıyor. Hastalar genelde kafatasıyla ve kafatası sinirleriyle ilgili sorun yaşıyor. İşte veremi daha çok ihtimal dahilini almamız için bir ipucu olmalı. Beynin tabanını içeren başka önemli bir unsur da iltihabın omurilik sıvısına müdahale etmesi. Yani omurilik sıvısının akışını engelliyor. Bu hastalar karıncık veya beyinde su toplanmasında artan omurilik sıvısıyla karşılaşabilirler. İltihabın verem içerdiğini de anlamamıza yarayan başka bir ipucu da işte bu. Verem menenjiti veya herhangi menenjit şüphesi olan bir hastayı değerlendirirken güvenli olduğuna emin olduktan sonra omurilikten su alma genelde tetkikin bir parçasıdır. Veremde omurilikten su almanın tipik sonucu olarak beyaz hücreler görülür. Bu beyaz hücreler genelde ak yuvarlardır ve sayıları birkaç yüzle birkaç bin arasında değişir. Omurilik sıvısındaki protein yoğunluğu aşamalı olarak artar. Yani 100, 200 ve birkaç yüze çıkabilir. Glukoz da biraz çökmüş görülebilir. Fakat pneumokokun sebep olduğu akut bakteri menenjiti kadar değil. Yani glukoz pneumokok olsa sıfır olacakken 20 veya 30 olabilir. Verem için boya testi yapıldığında özel olarak boyanmış beyin omurilik sıvısı altında küçük kırmızı karakterler görebilirsiniz. Fakat özel boyalarla bile bunu görme oranınız ancak 3'te 1. Bunları da diğer verem türleri gibi kültür ederseniz, kültür %80 oranında pozitif çıkar. Verem için polimeraz zincir tepkimesi adlı bir test de vardır. Bu, veremi özellikle gelişen ülkelerde teşhis etmemizi kolaylaştırmak için kullanılır. Burada tedaviden çok fazla bahsetmiyoruz. Fakat verem menenjitinde steroidlerin rolünü vurgulamak lazım. Klinisyenler çoğu zaman bu verem enfeksiyonu türü için bu yöntemi kullanır. Tabii bu yöntemin kullanılmasıyla ilgili farklı görüşler de yok değil. Akciğer dışı bölgeler hakkında son birkaç şey söylemek istiyorum. Daha sonra özet geçeriz. Mide bağırsak yolu ve bağırsak da verem kapabilir fakat bu hiç de yaygın değil. Belki %3 civarında. Aynı zamanda veremin diğer türleri gibi kendisine has bir özelliği yok. Sebebini tam olarak bilmiyorum ama genelde ince bağırsağın sonu ve kalın bağırsağın başlangıcı enfeksiyona dahildir. Yani şurada, apandis bölgesinde birçok lenf nodu da dahil hasta tıkanıklık yaşayabilir. Enfeksiyon teşhis ve tedavi edilmezse, mide bağırsak yolunu zedeleyebilir ve delikler açabilir. Aynı zamanda karın iltihabı ve periton boşluğunda hava olabilir. Yani vücudun diğer bölgelerinde görülen çok sayıdaki semptom mide bağırsak yolunda da görülebilir. Peki verem nasıl mide bağırsak yoluna geliyor? Mesela içinde verem olan bir şeyler mi yiyoruz? Vücudunuz kendisi mi hastalığı kapıyor? Aslında ikisi de. Aslında bazı verem mikroplarını yiyebilirsiniz. Mesela ineklerden gelen mikrobakteri inek sütünü kirletebilir. Pastörize edilmemiş inek sütü içerseniz mide bağırsak yolunuza verem bulaşabilir. Bir diğer yolda verem içeren akciğer hastalığınız varsa ve basilleri öksürürseniz ve sonra o balgamı yutarsanız bağırsağınız enfeksiyonu kapabilir. Bir başka yaygın olmayan fakat verem enfeksiyonunun taklitçi özelliğini sürdüren verem çeşidi kalp zarı veremi. Bunun sebebi ya kalp çevresindeki lenf nodlarının doğrudan genişlemesi, bu genelde akciğer hastalığınız varsa olan bir durum, veya başka bir sebepte veremin kan yoluyla doğrudan yayılması. Bu tür enfeksiyon genelde yaşlılarda görülür. Biliyorsunuz bağışıklık sistemi gençler kadar güçlü değildir. Veya bağışıklık sistemi bir şekilde zarar görmüş hastalar, mesela insan bağışıklık yetmezliği virüsünden etkilenenlerde görülür. Kalbin işin içinde olması iyi değildir. Ölüm riski çok yüksektir. Neredeyse yüzde elli olduğu düşünülüyor. Ve enfeksiyonla beraber iltihaplı bir tepki doğduğu için daralan kalp zarı iltihabı görülebilir. Yani aslında kalp zarı kalbi sıkıştırır ve kalp etkili bir şekilde kasılamaz. Böylece kişi kalp yetmezliğinden ölebilir. Evet, akciğer dışı veremle ilgili temel unsurlar bunlardı. Enfeksiyon kapan ama çok yaygın görülmeyen başka organlar da olabilir. Mesela böbrek üstü bezleri. Fakat etkilenen başlıca bölgelerden en yaygını lenf nodları ve diğer bahsettiklerimiz de daha az etkilenenlerden.